Bundan tam 60 yıl önce bu milletin iradesi Amerikancı askeri çete tarafından silah zoruyla ayakları altına alındı. Kuvayi Milliye'nin kahraman milislerinden Adnan Menderes, Türkiye'yi tam bağımsızlık yapmaya çalıştığı için Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan Amerikancı solcu askeri çete tarafından silah zoruyla iktidardan düşürüldü. Tıpkı vatanı yıllar önce Yunanlar, İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler tarafından işgal edildiği sırada tüfeğini kapıp işgalcilere karşı savaşan Adnan Menderes, yıllar sonra kazandığı bağımsızlığın 1947 yılında iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi ve onun şefi İsmet İnönü tarafından ABD'ye peşkeş çekilmesine isyan etti. Milletin CHP'nin faşist çenderesinden kurtulması ve ülkenin yeniden tam bağımsızlığa kavuşması için siyasi arenadan mücadelesini başlattı. Azgın azınlığın elinde olan ülkenin gelirlerini halka açtı. Türk halkı ilk kez kendi devletinin nimetlerinden faydalanmaya başladı. Sanayi, tarım ve ticaret hamlesi başlattı. İsmet İnönü ve CHP, Türkiye'yi Amerikan emperyalizmine sokmasına rağmen Adnan Menderes, sanayi ve üretimde tam bağımsızlık yolunu seçti. Sovyetler Birliği ile ilişkiler geliştirdi. İki defa suikasta uğradı. Bir kere de uçağa düşürüldü. Hepsinden kurtuldu. Bu sefer Amerika 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk ordusunda egemen olan Amerikancı subaylar ve generallerin marifetiyle Adnan Menderes'e darbe yaptı ve onu idam ettirdi. Rahmet ve hürmetle anıyoruz.